Nedim Türkmen de aramıza katıldı, vergi uzmanı. Hoş geldiniz Nedim Bey. Hoş bulduk, iyi yayınlar dilerim. Teşekkürler. Merhabalar Garo Bey. Bugünkü yazınızdan yola çıkarak siz de kur garantisi vergilerden ödenemez diyorsunuz. Anayasanın ilgili maddesini hatırlatıyorsunuz ve 84 milyonun ödediği vergiler banka hesabı bulunan bir azınlığın zararını karşılayamaz. Sizden dinleyelim yazınızın ayrıntılarını Tele1 izleyiciler için de, buyurun. Tabii şimdi şöyle, anayasanın 73. maddesi çok açık. Vergiler kamu giderlerini karşılamak üzere ödeniyor. Burada bu tür mudilerin kur farkı zararlarını karşılamak kamu gideri midir değil midir'e bakmamız lazım. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu var. Onun 3. maddesinin H bendinde kamu gideri tanımlanmış. O kamu giderinin içinde bu tür bir kalem söz konusu değil. Bir kere onu söyleyelim. Vergilerin mutlaka kamu gideri karşılığı olması gerekiyor. Ve faydası topluma olmayan hiçbir gideri siz ödeyemezsiniz. Vergi gelirlerini bunlara ödeyemezsiniz. Anayasa Mahkemesi daha salı günü bu Spor Toto Teşkilatı'na KDV payı ödenmesini bu nedenle iptal etti. Ve bundan önce de bir sürü kanunları var. Dolayısıyla hangi kanunu çıkartırsanız çıkartın anayasaya aykırı olacak. Anayasanın 73. maddesine ve 5018 sayılı kanuna aykırı olacak. Ben Türk lirası kur korumalı mevduata ilişkin vergi gelirlerinden ödeme yapmak yerine borçlanma ya da para basma ile bunun çözülebileceğini, borçlanmanın da maliyetinin yüksek olduğunu, tek çarenin para basmak olduğunu düşünüyorum. Tabii bu hesabı getirenler şunu da düşünmüş olabilir. Biz kuru baskılayacağız, asla %14'ün üzerine çıkmasına izin vermeyeceğiz tarzı bir hesap da yapmış olabilirler. Demin Garo Bey söyledi, 100 bin dedi. Bankalarda 1 milyon TL'nin üstünde hesabı olan sadece 350 bin kişi. Yani mevduatlardan bahsediyoruz ama bunlar hep 1 milyonun üstünde, 350 bin kişiden bahsediyoruz aslında baktığımızda. Böyle de bir adaletsizlik var. O yüzden bunu bu şekilde çözmek mümkün olmayacaktır. 84 milyon vergi ödeyecek. Siz 350 bin, 400 bin kişiye ödeyeceksiniz. Bu kamu gideri değil. Bunu yapmak da mümkün değil. Para bastığınızda enflasyon olacak. Enflasyondan da bütün toplum etkilenecek olumsuz anlamda. Bunları çok iyi düşünmek gerekir. Yani ben sadece para basma dışında bir model görmüyorum. Para bastığınızda bu ödediğinizde de sonra bu basılan paralar tekrar yabancı para talebini de artırabilir. O yönünü de düşünmemiz lazım. Gerçekten çok böyle o kadar bıçak sırtı bir şey. Ya yani 10 tane değişkenin aynı anda olumlu olması lazım sizin buradan fayda elde etmeniz için. 1-2 tanesi yerinde gitmediği zaman Türkiye'yi felaket bekliyor maalesef. Mevduat sahibinin kur riskinin tüm topluma yayıldığı bir ürün. Bu evet. Servet transferi olarak, dolaylı olarak bir servet transferi olarak yorumlanıyor. Anayasaya da aykırı diyorsunuz. Ama evet. 4 Ocak'ta bu konu hakkında bir yasa teklifi gelecekmiş. Garo Bey'den öğrendik şimdi. Bunun yaratacağı adaletsizliği ben Garo Bey size döneyim ve sorayım. Bu tam da bunun yaratacağı adaleti. Bir de yeni bir kur şoku gelirse Hazine ve Merkez Bankası nasıl ödeyecek? Diyelim ki bu sisteme 1 trilyon lira para girerse, böyle örnek verelim. Şimdi Bakan Bey dedi ki şimdiden 10 milyar 20 milyar lira girdi dedi daha Merkez Bankası uygulamasına. Ve pek çok Türk lirası sahibi yani bu TL'de bulunma riskini almamak için bu sisteme girmek isteyecektir. Diyelim ki 1 trilyon liralık bu sisteme para girse. Şimdi dolar 12 lira bugün yaklaşık olarak. Yarın yeni bir atakta 18 lira oldu diyelim ki. Merkez Bankamız ve Hazine 500 milyar TL bu para sahiplerine kaynak aktarmak zorunda kalacak. Nereden? Hazineden ve Merkez Bankası'ndan. Neyle? Sizin vergilerinizle. Bunun sonucunda ne olur? Ben söyleyeyim. Yani hocam da söyledi. Hiper enflasyona doğru gideriz. Yani hazinede böyle bir kaynak zaten yok. Merkez Bankası'nda tek bir kaynağı var. Banknot matbaası. Ne yapacak? Para basacak. Hem hazineye verecek hem kendisi verecek. 500 milyar TL'nin ilave piyasaya çıkması zaten enflasyon şu anda TÜİK bile çok yakında enflasyonu %35-40 olarak açıklamak zorunda kalacak. Halkın enflasyonuysa %80-90'larda. Bu
TÜİK'in enflasyonunun %100'ün üzerine çıkması, halkın enflasyonunun ise %200'lere doğru, yani hiper enflasyona doğru gitmek demek. Yani büyük bir bombayı hazinemizin ve Merkez Bankamızın altına koymuş durumdalar. Bakın böyle şeyler, rahmetli Özal da 70'li yıllardaki durumu eleştirmişti. 80'lerde hiper enflasyon Türkiye'yi götüren şey budur demişti, eleştirmişti. Bir daha böyle şeyler gençler yapmasın diye bunu söylüyorum demişti ama bunlar akıllanmadılar. 2001 yılını hatırlayalım. 2000 yılında da bir sabit kur sistemi vardı. O zaman Ecevit Bahçeli diyordu ki ya sabit kalacak merak etmeyin diyordu. Evet 1 yıl, 6 ay 1 yıl dolar sabit kalmıştı ama sonra dolar 3 katına çıktı, bankalarımız battı. 2018 yılında da Damat Bey sabit kur sistemini denedi. 128 milyar doları sattı ortalama 5,5 dolar kurundan ama sonra dolar fırladı ve ülke kaybetti. Şimdi yeniden aynı masala inanmamızı istiyorlar. Geçici olarak yurttaşlarımız diyebilir ki ya ne olacak? Ateş bacayı sarmıştı. Dolar şimdi 12 lira diyebilir. Hadi bu sistemi uygulayalım diyebilir ama emin olsunlar. Şu anda ekmeğimiz iki tane ise bir taneye düştü zaten. Ama bu bir ekmeğimizin de elinizden alınması riskini barındırıyor. Venezuelalaşma riskiyle karşı karşıyayız. Yani Venezuela'da şu anda kıtlık var. O bir ekmeğimizi korumak ve yeniden iki ekmeği çıkarmak için bu tip sistemlerden vazgeçmeliyiz. Ve Sayın Erdoğan bir inatta bulunuyor. Bakın faizi düşürdüm diyor ama 14'le para veriyor piyasaya, bankalara. Bankalar bu %14'le aldığı parayı %24'le bizim hazinemize borç veriyorlar. Böyle bir ahmaklık var ortada. Ve bankalara %14'le borç verilen para yine size bakın gidin bir bankaya tüketici kredi faizini sorun. %30'dan aşağı size faiz vermiyor, borç vermiyor. %14'le parayı alıyor, %30'da satıyor. Ortada bir kamu yararı yok. Nedim Bey çok iyi bilir. Devlet kamu yararı doğrultusunda harcama yapmalı. Bir avuç sermayedarın, tefecinin, rantiyeci yararına davranamaz. Ya vergilerimizi özellikle kamu yararını gözeterek harcamak zorunda. Bu açıdan ben bu yasa teklifinin mecliste kıyameti koparacağını düşünüyorum. Ve biz kararlıyız. HDP olarak eminim ki diğer muhalefet partileri de bu konuda kararlıdır. Bütün vicdanlı milletvekillerini bu yasaya karşı çıkma çağrısını yapacağız ve direneceğiz. Ve tüm halkımızı da bakın dolar garantisini kime veriyor? Bir avuç para sahibine veriyor. Çiftçiye dolar garantisi veriyor mu? Hani buğdayına diyelim ki dolar garantisi versin. Asgari ücretliye dolar garantisi veriyor mu? Geçen sene 400 dolardı asgari ücret. Şimdi efendim 150-200 dolara düşmüş durumda. Hadi ona da dolar garantisi versin. Emekliye dolar garantisi veriyor mu? Hayır. TL olarak zam mı yapacak ve bir yıl boyunca bu yüksek enflasyon altında emeklinin alım gücü eriyecek. Bu açıdan halka bir dolar garantisi vermeden bir avuç sermayedara dolar garantisi vermeyi asla kabul etmeyeceğiz ve bu yasanın meclisten geçmemesi için elimizden geleni yapacağız. Yapılması gereken bu sistemden vazgeçip rasyonel ekonomi politikalarına dönmektir. %14'le faiz ver efendim Merkez Bankası'ndan %30'da öbür tarafta faiz olsun. Bu politikalar asla işe yaramaz. Bakın emin olsun tüm yurttaşlarımız bu sistem 3 vakte kadar çökecek. Bu 3 günde olabilir, 3 haftada olabilir, 3 ayda olabilir. Eninde sonunda patlayacak. Gelsinler yol yakınken bu düzenden dönsünler ve rasyonel ekonomik politikalarına dönsünler ama halkın vergisini asla bir avuç ranteciye para sahibine peşkeş çektirtmeyeceğiz. Burada bir iki ilave yapabilir Tabii miyim? ki buyurunuz. Peki. Şimdi ben Garo Bey de söyledi. Merkez Bankası'nın dövizli hesaplara ilişkin garanti, şu anda hesapların %71'i biliyorsunuz döviz sevdiyat hesabı. İşte 250 milyar doların üzerinde para var. Bunun %60'ı vatandaşların, %40'ı şirketlerin. Şimdi bankada 500 bin doları olan bir adamın bu doları bozdurup TL'ye dönüp ve burada tabii 20 Aralık'ta hesap olma şartı arıyor tebliğde. Yani şimdi o sisteme girmek mümkün olmayacak. Bir de onun Evet. altını çizmek lazım. Burada aslında Merkez Bankası 18 liradan sattığı doları 11-12 liradan nasıl alabilirimi derdinde. Çünkü doları Merkez Bankası'na satacaksınız. Yani 300 bin dolar olan birisi doları satacak, TL'ye dönecek. Sonra dolar ne kadar arttı bir de onu almakla uğraşacak. Ben burada döviz sevdiyat hesabı olanların buna asla itibar etmeyeceklerini çok küçük rakamlar dışında söylemek lazım burada. Orada bekleneni bulunamayacak. Yani döviz sevdiat hesapları zaten 3-4 gibi 6-7 yıldır hep böyle artıyor. Dövizde tutuyor insanlar paralarını. Faiz beklentileri de yok. Yani Ekonomi durduk yere de yönetimine... niye bozdurayım? Bana ekstra bir fayda da Evet. sağlamayacak diye Dedim Bey ama düşünüyorum. şöyle söyleyeyim bankalar bozduruyor. TL ihtiyacı olan bankalar elinde döviz pozisyonu varsa onlar bozduruyor benim gördüğüm şu anda. Ve TL'yi
vatandaşlarımızı %30 faizle kredi olarak satıyorlar ve kurları nasıl olsa garantide, yani dövizleri garantide oluyor. Biliyorsun swap yapıyorlardı Merkez Bankası ile. Evet, evet. Şimdi swap yerine Merkez Bankası'na dolarını verip TL alıyor ve bunu kullanıyor, kur garantisi olarak kullanıyor. Yani bankaların bu sisteme bir teveccüh gösterdiklerini düşünüyorum ben. Evet, ama ben hesap sahibi olarak ben böyle bir talimat vermeden onu yapamayacak. Bir de şöyle de bir çelişki var. Biliyorsunuz Eylül 2018'den sonra Türkiye'de dövizli işleme ilişkin ciddi yasaklar getirildi. İşlem bedelinin %5'ine varan para cezaları var. Dövizli işlem yapamıyorsunuz. Kiraya veremiyorsunuz. Mal satışı yapamıyorsunuz. Yabancı ortaklı şirketler hariç. Böyle bu kararları getirmişken şimdi bir yabancı ülke parasına bağlıyorsunuz vatandaşın mevduatlarını. Bu da çok derin bir çelişki arz ediyor diye düşünüyorum. Hı hı. Şimdi bir de ben şimdi gerçek kişiler olmalı, yabancılar için olamıyor değil mi? Böyle şartları da var. Bir de 3, 6, 9, 12 ay vadeye kadar olabiliyor. Dolayısıyla bunu da sıklıkla soruyorum, size de sormuş olayım. Ülkedeki mevduatların %90'ı neredeyse 3 aya kadar. 92'si evet. Evet, 3 aya kadar. Yani pek çok kişi, çoğunluk bundan faydalanamayacak. Öyle değil mi Nedim Bey? Tabii. Tabii yani şimdi şöyle, zaten diyor ki örneğin Merkez Bankası'nın dövizde bir defa kullanabilirsin diyor. Bir yıl bağlamaya çalışıyor o hesapları döndürürse. Hı hı. Mesela 3, 6 ve 12 ay var. 9 ay yok Merkez Bankası'nda. Diğerinde 3, 6, 9 Türk lirasında. Ya burada ikna etmeniz lazım para sahiplerini. Türk lirasında bu kolay olabilir ama dövizde bunun kolay olmayacağını söylüyorum. Hı hı. Ama buradaki Türk lirası mevduat ve oluşabilecek olan kur artışının iki katına çıkması durumundaki devasa tablo göz önüne alındığında bence şunu denemeye çalışıyorlar. 3 ay boyunca bu kuru olabildiğince baskılayalım, o kadar mermimiz var. Dolayısıyla burada biz ilave kur farkı da getirmeden bu 3 ayı dönebilirsek, daha sonra işte turizm sezonu yeni para girişi olursa bu gemiyi yüzdürürüz diye düşünüyorlar. Büyük risk alıyorlar diye düşünüyorum. Bu planlar tutarsa olabilir, tutmazsa ondan sonrasını çok fazla böyle öngörüde bulunamıyoruz maalesef. Hı hı. Neler olacak memlekette. O kurşunlar biterse diyeyim, Garo Bey size evet. Bırakayım sözü şimdi de. Betül Hanım, şimdi şöyle, ekonomide imkansız ikili diye bir şey vardır. Yani hem faizi hem kuru aynı anda kontrol altında tutamazsınız. Yani ekonomide ya faizi serbest bırakmalısınız, piyasada belirlenmeli, ya da kuru yani doları serbest bırakmalısınız. Şimdi iktidar ne yapmaya çalışıyor? Hem faizi kontrol altında tutmak istiyor. Diyor ki ben faiz kardeşim günah diyor. Nasıl diyor, ben bunu düşük tutacağım diyor. Bunu baskı altında tutacağım diyor. Aynı anda da diyor ki ben doları da baskı altında tutacağım. İşte 10 lira 12 lira arasında tutacağım diye bir politika seti ortaya koydu. Hı hı. Bu dünyada henüz başarılmamış bir şeydir. Yani dünyada evet. Hiçbir ülke bu ikisini birden kontrol altında tutmayı başaramamış. Şimdi Sayın Erdoğan diyor ki, büyük ekonomist, ben ekonominin kitabını yazdım. Bu ikisini birden ben kontrol altında tutacağım diyor. Hem faizi düşüreceğim diyor, hem de dövizi kontrol altında tutacağım diyor. Bakın bu sistemleri az önce de anlattım. Tansu Çiller 1994 yılında, sizin yaşınız müsait değil tabi ama okuruz, bilirsiniz. Bunu denedi, çöktü sistem. 3 ay, 6 ay, 1 sene sistem sürdü ama sonra çok büyük bir kriz yarattı. 2001 yılında Ecevit, Bahçeli ve Mesut Yılmaz bunu denedi. 6 ay, 1 sene, 1,5 sene sürdü, geçici bir bahar havası yarattı. Ardından çok büyük patladı. Milyonlarca insanımız işsiz kaldı, açsız kaldı. 2018'de Berat Albayrak denedi. Yeniden eninde sonunda patladı. 6 ay, 1 sene yine bir refah sağladı. Geçici bir refah, sonra çok büyük bir kriz yarattı. Emin olsunlar. Bu sistem eğer ki devam etmeye kalkarsa ben 3 vakte kadar yeniden patlayacağını düşünüyorum. Ve bir şey daha söyleyeceğim. Ne diyor Merkez Bankası biliyor musunuz? Doları bana yatırın diyor. Ben size TL vereceğim diyor. Sonra diyor tekrar dolar yükselirse döviz alış kuru üzerinden size bu parayı ödeyeceğim diyor. Bakın döviz satış kuru demiyor. Döviz alış kuru diyor. Diyelim ki yarın dolar fırladı. Allah korusun diyelim, 20 liraya fırladı. Merkez Bankamız o gün resmi kuru düşük açıkladı. Yani olur ya, çünkü İran'da şu anda iki kur sistemi var. Bir kara borsa kuru var, bir resmi kur var. Bu kadar büyük bir parayı piyasaya verirsem ne olacak diye düşündü, düşük açıkladı. Ben 100 bin kişiyi üzeyim, 200 bin kişiyi üzeyim, 84 bini üzmeyeyim dedi. Ne olacak? Yeniden vatandaşı aldatmış olacak. Ortada yani ciddi sorunlar var.
akut bir krize doğru ülkemizi sokabilecek büyük bir sorun var. Yani rasyonel ekonomik politikana dönmek var bir yandan, kolay yol. Ama kimse bunu söyleyemiyor. Bunu söyleyebilen Lütfü Elvan, biliyorsunuz ekonomi bakanı, görevden aldı. Efendim bu yol yanlıştır diyen bakan görevden alındı. Dün bir yazı daha yazıldı. Bakan yardımcıları, buna imza atmayan bakan yardımcıları görevden alındı. Ama çok iyi biliyorum diyen, hiç ekonomi eğitimi almamış Sayın Nurettin Nebati, benim gözlerime bakın diyor. Şahane olacak her şey diyor ama ekonomi bilimi gözlere bakarak işlemiyor. Rasyonalite içinde işliyor. Sayın Erdoğan da bu işin ben kitabını yazdım diyor ama Sayın Erdoğan ülkeyi çok büyük bir krize doğru sürüklüyor. Bu akşam biz mecliste görevimizi yapmaya çalışacağız. Bu yoldan vazgeçin diyeceğiz. Bu yol ülkeyi büyük bir felakete sürükler diyeceğiz. Rasyonel politikalara dönün diyeceğiz. Bunun mücadelesini vereceğiz ama şu anda vergi ödeyen tüm yurttaşlarımız bu mücadeleyi bizle birlikte versinler. Tarlasını ekemeyen çiftçi, ay sonunu getiremeyen emekli, çocuğuna ayakkabı alamayan işçi, 84 milyon yurttaş, kendi vergilerinin bir avuç para sahibine aktarılmasına izin vermesinler. Bu ne para sahiplerine hayreder, ne yoksullara hayreder, hepimize kaybettirir. Peki Nedim Bey, yani ben aslında bu adalet yarattığı adaletsiz düzene de takılım bu meselenin. Hani dolaylı olarak servet transferi deniliyor ya. Şimdi hakikaten orta sınıf yok olacak deniliyor. Yani şöyle bir durum var. Ortada yoksullaşan bir halk var. Yeniden değerleme oranı da en yüksek seviyede açıklandı 2022 ile birlikte ve bir de bu yük sırtımıza binecek. Yoksullaşan halk, günden güne eriyen Türk lirası ve işte hakikaten orta sınıf kalmayacak mı? Herkes asgari ücretli mi olacak? Bir de bu eklendi. Yani nasıl bir ortam bizi bekliyor buradan baktığınızda önümüzdeki günlerde? Evet, ben Garo Bey ikisini bir kontrol eden ülke yok dedi. Bizim kontrol etmemizin bir yolu var. Amerikan doları basabilirsek bütün sorunu çözeriz Garo Bey. Öyle bir fikir çıkmıştı. Evet, öyle bir öneri gelmişti. Evet. Yani o zaman çözeriz. Hiç problem yok. Veya 500 milyar dolar buluruz bir yerden, çözeriz. Şimdi biliyorsunuz asgari ücret vergi dışı bırakıldı. Türkiye'de her 100 çalışanı 44'ü asgari ücretten gösteriliyor. Asgari ücret şu anda 2825 lira. 3000 lira aylık alanları kattığımızda %57'si. Şimdi %50.5 brüt artış oldu. Tabii bu asgari ücretin biraz üzerinde çalışan insanlara yansıyacak mı yansımayacak mı bir problem. Aslında bu oran açıklandı. Tabii ki enflasyon karşısında çalışanları ezdirmemek gerekiyor. Ama Sayın Cumhurbaşkanı açıkladı ama işverenler tabii bunu ödeyecek. Onlar şimdi bunu nasıl aşacaklarını düşünüyorlar. Buradaki iş barışını bozan düzenlemeler var. Bu yükler nedir? Artık AGİ kaldırıldı. Yani asgari ücretin altındaki ne kalkıyordu? Tamam, bütün çalışanlar için AGİ kaldırıldı. Ve dolayısıyla buradaki işte 638 artı 50, işte 658 liralık bütün çalışanlara bir vergi istisnası geldi. Asgari ücretliler zaten bunu yıl boyunca faydalanacak. Diğerleri de 60 bin lira brüte kadar bundan faydalanacaklar. Aslında devletin 50-60 milyara yakın vergi kaybı olacaktı ama olacak veya şimdi daha çok düşecek çünkü. Sigorta prim tavanları yükseldiği için SGK 80 milyar ilave prim tahsil edecek. Aslında bir kaybı yok, kazancı var devletin. Vergi tarifesini işte 0 ile 60 bin arasında %0 vergileme yapmayıp artan oranlılığın etkisini ortadan kaldırmayacak şekilde düzenleme yaptılar maalesef. Bu anlamda daha az yansımış olacak. Türkiye'de şimdi tüketim vergileri üzerine dayalı bir sistem olduğu için, yani tüketiciler harcıyor, önümüzdeki yıl her 100 liranın 55 lirası KDV ve ÖTV olarak tahsil edilecek bu ülkede. 2022 ama yılında. Ama tüketicilerin satın alma gücü ortadan kalktığı için o hedeflerin tutması mümkün değil. Harcayacak paraları olması lazım bu insanların. Gerçekten çok zor bir yıl olacak. Bu zaten orta gelir tuzağı deniyordu. Şimdi artık orta sınıf yok olduğu için en alttakiler ve en üsttekiler. Bu uluslararası eşitsizlik raporunda da zaten Türkiye'nin vehameti ortaya serilmiş durumda. Gerçekten sosyal yardımla yaşayan insanların sayısı artacak. Evet. Ve işini kaybedenler. Bu çerçevede kara bir tablo bekliyor. Şimdi bu
özellikle kur yükselmesinin verdiği etkiyle reel sektörde işlemler durmaya, ticaret durdu çünkü fiyat yapamıyorsunuz. Reel sektör durduğu zaman işsizlik ortaya çıkacak demek. Bir de %50.5 artış olunca işçi çıkarmaya çalışanlar yıl bitmeden bunu yapmaya çalışıyor ki o zamdan etkilenmeyelim diye. Telekom sektörü başta olmak üzere başladı şimdi işten çıkarmalar. Yani bu Ocak ayı çok kritik, diken üstü evet, pek çok çalışan için. Evet, maalesef. Evet.